Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Eylül'ün 22'sine kadar Güneş Başak Burcu'ndaki yolculuğunu sürdürecek ve hemen ayın başında 3 Eylül'de 11 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 2 haftalık süreç içerisinde hayatımızdaki konular üzerinde belirleyici olacak. Evet, Başak yeni ayı sizin 6. evinizde doğacak. Bu günlük hayatınıza, iş, meslek, çalışma konularınıza ve genel sağlığınıza işaret eden bir alan. Dolayısıyla şimdi Başak Burcu'nun da o detaycılığı, o düzen arayışıyla bu yeni ay enerjileriyle beraber hayatınızda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Öncelikle gezegeniniz Mars, ayın ilk günlerinde 4 Eylül'e kadar İkizler Burcu'nda olacak ve Neptün'le kare açı yapacak. Bu sizi biraz aya endişeli ve kararsız başlamanıza neden olabilir. Bazı karar belirsizlikler, özellikle iş konularında ya da sağlık konularında endişe yaratacak durumlar olabilir. Tabii ki genel sağlığınıza, bağışıklığınıza, beslenmenize, diyetinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu Başak yeni ayı aynı zamanda bu konuları vurguluyor. Eğer sağlığınızla ilgili hassasiyetleriniz varsa ve burada ihmalleriniz varsa bunlarla yüzleşebilir. İyileştirmeler için de belki yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Tedaviler olabilir, yeni bir beslenme diyet programı olabilir, zararlı alışkanlıkların bırakılması gibi konular olabilir. Bağışıklığınızı güçlendirecek takviyeler alabilirsiniz bu dönemde. İşte spora başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer kronik bazı sorunlarınız varsa, bunlar tabii ki bedensel olabilir, ruhsal olabilir, psikolojik olabilir, her anlam zihinsel olabilir, her anlamda bazı sorunları fark edip çözüm arayışları içerisinde olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu nedenle ayın ilk günlerinde biraz üzerinizde duygusal baskılar olabilir. Şartları çok zorlamamakta, kendinize yüklenmemekte fayda var. Evet, 11 derece Başak Burcu'ndaki yeni ay çok güçlü, sabit yıldızlarla da bağlantıda. O yüzden etkilerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sorun çözen ve gerekli olan yardımları, destekleri hayatımıza da getirebilecek bir yeni ay. Yani bir işe, mesleğe kavuşabiliriz bu yeni ay ile birlikte veya bunun için gerekli şartları oluşturmaya başlayabiliriz. Hayatımızı düzenleyebiliriz. Yaşadığımız yerde, çalıştığımız ortamlarda yenilenmeler olabilir. Sağlığımızla ilgili, diyetimizle ilgili gelişmeler söz konusu. Yanımızda çalışan kişiler, hizmet aldığımız kişiler, hatta evcil hayvanlarımız, onların bakımları veya sahiplenme konusunda bir yenilik olabilir. Hayatımıza yeni bir evcil hayvan gelebilir. Bunun gibi konular bu yeni ayın kapsamında yer alıyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda. Başak, Balık, İkizler, Yay. Bu burçların 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili, önemli, belirleyici olabilir. Ve ayın 4'ünden itibaren yönetici gezegeniniz Mars Yengeç Burcu'na geçiyor ve 2 ay kalacak Yengeç Burcu'nda Mars 4. evinize gelecek. Mars'ın olduğu yerde enerji var, mücadele var. Burada daha fazla kendinizi biraz daha belki çaba gösterdiğinizi görebilirsiniz veya bazı konularda biraz daha hayatta mücadeleler olabilir. Ev alanınız, yuva alanınız, ailevi konularda Mars geçişi söz konusu olacak. Bu da evde daha fazla çalışma demek. İşte aileyle ilgili konularda daha fazla mücadele etmek anlamına gelebilir. Zaman zaman içsel anlamda huzursuz olabilirsiniz. Çünkü Mars yengeçte duygusaldır ve daha dürtüseldir. Özellikle geçmiş anılar, işte aileyle bağlantılı her türlü konu sizi bu dönemde daha fazla etkileyebilir. Lütfen ev içerisinde, özellikle aile içi ilişkilerde daha dikkatli, daha toleranslı olmaya özen gösterelim. Evet, 8 Eylül Güneş-Satürn karşıtlığı. Güneş-Satürn karşıtlığı genelde zor bir enerjidir. Bizi sorumluluklarımızla yüzleştirir. Sizin için bu daha çok sağlık konuları, mesleki konular, sorumluluklar ve belki yani bakımını üstlendiğiniz kişiler, hayvanlar, yanınıza çalışan, size hizmet eden kişilerle de ilgili olabilir. Güneş-Satürn karşıtlığı aslında sorumluluklarını, görevlerini fark et, eksiklerini fark et. Çünkü bu hak edişler de getirebilir. Yani bizi ödüllendirebilir de
veya bazı konularda test edebilir. O yüzden biraz dikkat etmemiz gereken bir gün. 8 Eylül tabii ki artı eksi 1-2 günü de burada gündeme alabiliriz. 15 Eylül enerjilerin daha rahat olduğu bir gün. Venüs terazi burcunda. Venüs aslında ayın başından bu yana terazi burcunda ilişkiler alanında size destek olmaya çalışıyor. Özellikle 15 Eylül, 14, 15, 16 Eylül civarında Venüs'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var. Bu da ilişkiler alanında keyifli enerjiler getiriyor. Örneğin evliyseniz ya da eşiniz var, partneriniz var, hayatınızda bir ilişki var. İşte onunla ilgili mutluluk alabileceğiniz veya güzel jestlerle karşılaşabileceğiniz zamanlar. Tabii ki yeni tanışmalar olabilir. İlişkiler, arkadaşlıklar, işbirlikleri, ortaklıklara yönelik bazı önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ayın şanslı günü olarak özellikle 15 Eylül civarını değerlendirmenizi öneriyorum. Ve 18 Eylül'de ay dolunay fazına ulaşıyor ve 25 derece Balık burcunda dolunay ile birlikte ay tutulması yaşayacağız. Evet, yılın ikinci ay tutulması, 2024'ün son ay tutulması. Her tutulmada olduğu gibi sadece bu ayla sınırlı değil aslında. Önümüzdeki birkaç ayı da şekillendirebilecek önemli bir tesiri ortaya çıkarıyor ve üstelik en son 9 yıl önce yaşadığımız bu Balık Başak tutulmalarını da başlatan bir tutulma. Çünkü 2025'te tutulmaları Balık Başak aksında yaşayacağız, devam edecek bu. Ve 18 Eylül'deki bu 25 derece balık ay tutulması aynı zamanda Neptün'le de Satürn'le de birleşerek 12. evinizde böyle ağır bir duygusal baskı yaratabilir. Adı üstünde balık, biraz böyle adanmak, işte fark etmek, bırakmak, fedakarlıklar yapmak, bitişler, sonlanmalar, kayboluşlar ve benzeri konularla ilgili biraz duygusal olarak, yani bilinçaltınıza sizi yönlendirebilecek, geçmişe daha çok odaklayabilecek bir enerjisi var. Çok da aslında kontrol edemeyeceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Yani gizli olan konular, sizin sakladığınız kavramlar ya da sizden gizlenen konular. O tutulmanın enerjisiyle bir anda karşınıza çıkabilir. Bu durum tabii sizi şaşırtabilir. Belki biraz şok edebilir. Dolayısıyla her tutulmada olduğu gibi bir tamamlanma, bir sonlanma ya da hayatımızda güçlü dönüşümlerin olabileceği bir süreçteyiz. Bununla birlikte çok önemli farkındalıklarınız da söz konusu olabilir tabii ki bu ay tutulmasıyla beraber. Kısa vadede özellikle 3 Eylül'de doğan yeni ayla birlikte hayatınıza giren konular böyle bir tamamlanabilir. Herhangi bir sağlık sorununun çözülmesi gibi ya da işle ilgili bir beklentinizin netleşmesi gibi. Orta vadede geçtiğimiz Mart ayından itibaren hayatınızda oluşan konular bir olgunlaşabilir ve sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. Uzun vadede ise 2015 yılını sizi götüreceğim. 2015'teki Balık burcundaki tutulma döngüsüyle hayatınıza giren daha uzun vadeli kavramlarda yeni bir aşama söz konusu olabilir. Buralarda önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Evet, tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. Özellikle değişken burçlarda Balık, Başak, İkizler, Yay 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için etkileri daha dönüştürücü, çok daha güçlü, önemli olabilir. Ayın 22'sinden itibaren Güneş terazi burcunda parlamaya başlıyor. İlişki eviniz, her türlü ilişki konusu ve tabii ki eş, partner konuları sizin için çok daha etkili olmaya başlayacak, öne çıkmaya başlayacak. Özellikle ayın son günlerinde burada Güneş-Merkür kavuşumu var. Üstelik ay düğümü etkisi de var. Geçmişten gelen hak edişler, ilişkilerle ilgili karşınıza çıkabilir. Burada var olan sorunlar varsa bir ilişkiyle ilgili çözüm fırsatları da bulabilirsiniz. Önemli karşılaşmalar, fırsatlarda tabii ki ilişki dinamikleriniz de karşınıza çıkabilir sevgili koçlar. Evet, bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilir ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum.